Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları başlıyor. Benim adım Feray Tunç. İstanbul'da doğdum 1949 yılında. Gazetecilik yapıyorum, yaptım. Dış haberlerle ilgilendim. Dış politika yazıları yazdım Hürriyet Gazetesi'nde. Adaya ilk gelişimiz 1990'lı yılların başında oldu. Çünkü biz İstanbul doğumluydum ve İstanbul demek bizim için deniz demekti. Boğazıyla, Marmarası'yla, bütün çocukluğum, gençliğim, yazları İstanbul'un denizlerinde geçti. Ve her şeyle, yani yüzerek, teknelerde, balık tutarak, midye çıkararak böyle bir dünyamız vardı. Fakat 1980'lerin sonunda İstanbul'da denizler bitti. Ve biz tatillerimizde zaten çalışmaya başlamıştık. Mavi yolculuğa çıkıyorduk. Mavi yolculuklar da çok güzeldi. Bize çocukluğumuzun İstanbul'unu, çocukluğumuzun denizlerini getiriyordu mavi yolculuklar. Yani sade teknelerde, işini bilen kaptanlarla el değmemiş güzelliklerini yaşıyorduk Anadolu kıyılarının. Ama oraları da bitti. Yani 1990'ların başında o güzelim kıyılarda sintine basan büyük tekneler, avaz avaz müzik yapan, müzik seven insanlar, yandakinin hiç düşünmeyen, doğanın farkına varmayan bir gösteriş seyahati başladı. Dolayısıyla biz mavi yolculuktan da artık uzaklaşır bir durumdaydık. Tam o zamanlarda kardeşimin teknesiyle İstanbul'dan hareketle bir mavi yolculuk, ki son oldu o da, bir mavi yolculuğa çıkıyorduk. Adaya geldik, duraklarımızdan biriydi İstanbul, Çanakkale, Bozcaada. Fakat dışarıda tekne demirledik tabii, yani o şimdi rıhtımın ortasında demirledik, o zaman marina da yoktu. Ertesi günde karaya çıktık ve minibüsle Ayazma'ya gittik. Ayazma'nın kumu çok güzel filan ama yani Bozcaada'dan bir şey anlamadık. Yani beğenmedik Bozcaada'yı. Sonra yıllar sonra 90'ın, bu 80 sonuydu. 90'ların başında Bozcaada ismini duymaya başladık. Bozcaada'ya giden arkadaşlarımız oldu. Burada ev alanlar oldu. Aynı dönemde Büyükelçi Gündüz Aktan, Büyükelçi Yaman Başkurt burada ev almışlardı. Haluk Şahin arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız. Onlar da işte adaya gelin, bir bakın adaya, gelin siz de buradan bir şey edinin filan demeye başladılar. Biz geldik. Geldiğimiz günde hakikaten adaya aşık olduk. Çünkü o ilkine göre çok farklı bir gelişti bu. Bu sefer adada kaldık. Adanın insanlarını tanıdık. Sardunya'da kaldık. Mehmet Bey'i tanıdık. Nazire'yi tanıdık. Konuştuk insanlarla. Denizine girdik, sevdik. Bizim Boğaz Denizimizi anımsatıyordu. Çocukluğumuzun Boğaz sularını anımsatıyordu soğukluğuyla. Sadeliğiyle, el değmemişliğiyle ve müthiş derin tarihiyle, o tarihi de her an fısıldamasıyla aşık oldum adaya gerçekten. Ve adada bir ev alalım diye baktık tabii. Adaya her gelenin istediği gibi, yaptığı gibi bir ev bulduk. Fakat o sırada tabii bize her şey çok pahalı geliyor. Ama Ahmet Güneş gösterdi, o da teşvik etti. O evi aldık Bozcaada'nın merkezinde. Şimdi oğlu Mustafa Tunç'un Amaranda olarak işlettiği
İlk ev Pahunani'nin eviymiş. Biz onu Arallardan aldık. Duvarları falan yıkıktı. Ben olduğu gibi kalsın, olduğu gibi kalsın, cellemeyelim diyordum ama dediler ki, Ahmet Güneş dedi ki, yani imkan yok, bu duvar yıkılır. Zaten merdiveni yıkık falan. Biz bunu indirmemiz lazım aşağıya. O eve yapılan her yeni bir şey canımı yaktı benim. Ay, onu da mı yapacağız, bunu da mı yapacağız, temel de mi atacağız, su borusu da mı döşeyeceğiz, elektrik de mi? Yani hiç dokunulmasını istiyordum. Çünkü bu adanın üzerinde o el değmemişlik çarpmıştı beni. 3000 yıllık el değmemişlik. Biz şöyle baktığımız zaman topografyaya hala bile bu şansımız var. Yani Aşil'in gördüğü Göztepe'yi görüyoruz biz. Daha sonra işte Perslerin kol kola gezip taradığı vadileri görüyoruz. Yani bunlar bize 3000 yıllık tarihin derinliklerinden bize sunulan bir hediye. Çünkü hiçbirimizde topografyayı görmüyoruz artık. Değişmiş, insan eli değiştirmiş, mahvetmiş. Yani dedemizin yaşadığı yerlerin coğrafyasını, topografyasını tanımıyoruz, tanıyamıyoruz artık. Onun için bu büyük bir hediyeydi. Ayrıca ben söylemiştim, dış politika yazarı olarak uluslararası toplantılara gidiyorum, gazeteci olarak ve o dönem Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunlar çok canlı tartışılıyor bu toplantılarda. Yunanlı gazeteciler var, Yunanlı diplomatlar var, yabancılar var. Biz de Türkiye'li gazeteciler olarak hep bir anlatma içindeydik. Yani Yunanistan fır hattı diyor, kara sahanlı, kıta sahanlığı diyor, hava sahası diyor. İşte 12 metre, 12 mile çıkaracağız diyor. Bunun bizim açımızdan ne anlama geldiğini, hani bir de bilerek konuşalım duygusuna kapıldım. Sonra özellikle Yunanistan'ın kendi topraklarını, kendi denizinin altını, kendi hava sahasını, adalarını nasıl sevdiğini fark ettim. Yani bizim neyimiz var diye baktığımda da Bozcaada bilinci yavaş yavaş gelmişti. Bizim de elimizde iki adamız var bu Ege'de ve onlar bizim. Biz onları seversek koruruz. Biz onları sarılırsak koruruz. Yani bir uzaktan haritanın üzerine kurşun kalemin ucunu koyarak ben anlayamam onları diye düşündüm. Ve bir de bir misyoner ruhu var bende. Yani biz buraya gidip oturmalıyız. Madem bu toprakları, madem ben yurdumu seviyorum, bu topraklarımı seviyorum, bu toprağımıza da gidip oturup onu yaşatalım, kullanalım, orada yaşayalım duygusuna kapıldım. Böyle bir şey de çok hoşuma gitti. Yani bizim Ege'deki bir adamıza geliyoruz, buraya bütün yatırımımızı yapıyoruz. Ve buna sahip çıkıyoruz bu adaya. Ve herkes sahip çıksın istedim. Bununla ilgili yazılar yazdım, konuştum, teşvik ettim insanları buraya sahip çıkmaya, buranın güzelliklerini anlatmaya. Ama fazla anlatmışım herhalde ki sonra bir turizm patlamasını da biz yaşadık. Oraya da sonra değineceğim. Bu adayı sevmemin nedenlerinden biri de işte 68 kuşağıyız. O zaman okuduğumuz kitaplardan Castaneda'nın bir kitabında Castaneda diyordu ki, Latin Amerikalı yazar, yani dünyada yeryüzünde yerinizi bulmak için girdiğiniz bir yerde yerde yuvarlanın, hücrelerinizin en çok rahat ettiği yer o dünyada size ait mekandır. Ben adaya gelir gelmez hücrelerimin adayla, havayla, denizle ve tabiatla karıştığını hissettim. Yani burası benim yerim duygusunu yaşadım ve hala da yaşıyorum. Geyikli'den buraya gelirken ben o sıkı ayakkabıları çıkartıp evinize girdiğinizde huzur bulursunuz ya, ayakkabılarımı kapının dışına Geyikli'de bırakıyorum. Adaya geldiğim zaman bütün sıkıntılarım, beni dara sokan düşünceler, kaygılar kayboluyor. Hatta şöyle bir şey de anlatmak istiyorum.
annemi kaybettiğim zaman 2005 yılındaydı pardon. Annemi kaybettiğim zaman çok allak bullak oldum. Ve hiçbir şey teselli edemiyordu beni. Yani böyle ruhum havalıdaydı. Sonra birdenbire dedim ki bir tek şey beni teselli edebilir. Bozcaada'ya gideceğim, bir hamak alacağım ve ormanda o hamakta gökyüzüne bakarak böyle biraz zaman geçireceğim. Eşim Lütfi'ye bunu söyledim. Çok anlayışla karşıladı. Yani çok ne istediğim, çok çok bilen bir insan değilim ama bunu çok istedim. Ve geldik, hamağı kurduk ormana ve ben o hamakta işte kışa doğruydu. Böyle bir saat filan gökyüzüne güneş kah dalların arasından giriyor, kah saklanıyor, kah çıkıyor. Öyle bir mavilik buluşması yaşadım. Ondan sonra hani çiçeği ektiğinizde şöyle saksıyı şöyle yapıp yerleştirirsiniz ya, ruhum yerini buldu. Yani teselliyi de adada buldum. Gerçekten onulmaz yaraların, onulmaz üzüntülerin tesellisini de bu ada insana bir şekilde veriyor. Verebilen bir ada. Bir şey daha anlatacağım. Bir gün aşağıda adadaki evimizde oturuyoruz. Gece olmuş. Ben bir sesler diyorum. Fısır 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 fısır. Ya kim konuşuyor diyorum gizli gizli gecenin bu saatinde. Ama yani çok yüksek bir yavaş ses fısırdı. Oraya bakıyorum yok, buraya bakıyorum yok. Bizim karşımızda da Atoğlu'nun şarap fabrikası var. Meğerse şarabın fermantasyon sesiymiş. Ama yani şarap perileri orada bütün gece pısır 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 hiçbir zaman bulamayacağım bir keyfi ve bir sürprizi yaşatmıştı bana. Onu unutmuyorum. Bu adanın böyle böyle hoşlukları da var. Doğayla, doğanın getirdiği, doğaya kendinizi kaptırdığınız zaman doğanın sırlarıyla birlikte karşınıza çıkacak çok güzel hoşlukları var bu adanın. Bir ikincisi de benim bu adada bir başka şey, yani binlerce var da şu anda aklıma gelen. Bu adada hiç kimse aç kalmaz, hiçbir hayvan aç kalmaz, hiçbir insan aç kalmaz. Çünkü şöyle bir çıkın, inciri, üzümü, çakal eriği güvem diyoruz, ondan sonra armutu, yani otları yapın. O otlar işte hırsız kaşı, eşek helvası, ondan sonra altın otu, çeşitli otları var, kekikleri. Alın onu, onlar size sunulan bir hayat gücüdür, hayat enerjisidir. Yani ada hem manevi olarak hem maddi olarak hiçbir zaman yoksunluk hissettirmez. Eğer siz onun ruhunu, kendi elinizi onun ruhuna bırakmasını bilebiliyorsanız. Bu adaya ilk geldiğimiz zamanlarda çeşitli arkadaşlarımız oldu. Bir de Zühtü Bey, ressam Zühtü Bey vardı. Çok güzel resimler yapar. O da denizi çok seven bir insan. İstanbul'dan gelmiş. Buraya yerleşmişlerdi. Resim yapıyor, sergiler açıyordu. Ve adanın bütün güzellikleri, harika ada dikenleri resimleri vardı onun. Nefis adanın ayrıntılarını resmettiği tabloları vardı. Bir gün bir resim, sergisinde bir resim gördüm. İki tane deniz atı, arkada adanın kalesi, kalenin ucunda bir mincik Türk bayrağı ve balıklar, denizin içinden çıkan, gökyüzüne ulaşan balıklar. Dedim Zühtü Bey burada ne demek istiyorsunuz? Yani bu denizin içi dışı. Evet dedi, bu adada denizin içi ve dışı birdir dedi. Yani siz adada yaşarken hem yer üstünü yaşarsınız hem denizin altını yaşarsınız dedi. Gerçekten de bunu yaşadık. Habbele'de bir gün oturuyoruz. Hava karardı, böyle bir yağmur yağsın mı yağmasın mı günlerden biri. Otururken bir baktık, balıklar
denizin üstünden gitmeye başladı. Herhalde birisi, yani bir büyük balık onları takip ediyor ama hani böyle atlar arada görürüz. Bu balıklar resmen denizin altı, denizin üstü oldu ve balıklar denizin üstünde gitmeye başladılar. Acayip şaşırdık gerçekten. O sahneyi unutamıyorum. Bütün o anda bu sahneye tanık olan herkes, ki denizle ilgilenen insanlar, arkadaşlarımız da vardı yanımızda. Yani bu böylesini görmemiştik gerçekten. Çok güzel bir anıdır hatırladığım. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları reklamlardan sonra devam edecek. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları devam ediyor. Adanın rüzgarını da tabii konuşup söylemem lazım. Adanın rüzgarı öyle marifetli bir rüzgardır ki her söylentiyi kulağınıza getirir. Pısır 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 onlar kulağınıza gelir. Ama bir bakarsınız bütün söylentileri, sıkıntıları da alıp götürür, pısır pısır gider onlar. İlk önce çok şaşırmıştım. Biz İstanbul hayatı içinde, tabii büyükşehir hayatında, hani biri birinin hakkında bir şey söyler, o da onu duyduğu zaman acayip kızar, küser, artık birbirine görüşmez. Burada baktım insanlar birbirleri hakkında fikirleri açıkça anlatıyorlar başkalarına. Diyorum ki ben, yani bu herhalde sonra artık bu insanın yüzüne dönüp bakmaz bu duygular içindeyse. İki gün sonra bir bakıyorum onlar sarmaş dolaş. Yani adanın insanlarının, insani bir şey. İnsan birbirine sinirlenebiliyor, birbiriyle ilgili bir şeyleri paylaşmak istiyor, dedikodu yapmak istiyor. İşte ada rüzgarı getiriyor o zaman. En uzaktaki sesleri bile, yapılan dedikoduları bile getiriyor. Buna rağmen kimse kimseye kin beslemiyor. Çünkü ada rüzgarı alıp götürüyor onları, o kötülükleri. Bir de Zeynep, burada kaptanın eşi Zeynep vardır. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz çok Zeynep var ama bak Feray demişti. Bu adada sen hiç kimse seni görmediğini zannettiğinde bile mutlaka seni gören bir çift göz var olur demişti. Yani bu da öyle bir şey ki bu adada bir terbiye, bir rabıta, kültür sözcüğü gibi her zaman aklındadır. Yani hiçbir zaman böyle hiç kimse yokmuş gibi hareket etmeyeceksin. Hep birileri var gibi, hep birilerine saygı duyarak, insanlara saygı duyarak yaşamasını bileceksin. İlk önce tabii biz Bozcaada'ya hafta sonları o kadar çok seviyorduk ki gece 3'te kalkıp bir gün için adaya gidiyoruz ve geri dönüyoruz. Ama iyi ki de onu yapmışız çünkü hem bedensel sağlığım hem ruh sağlığımız, çünkü çok yoğun bir yaşam temposu içindeydik. Biz bu gidiş gelişlerimize borçlu olduğumuzu sonradan anladım. Geliyoruz cumartesi sabahı, benim yazı günüm cumartesi pazar. Hem yazılarımı yazıyorum hem de cumartesi sabah gelip pazar akşamı gidiyoruz ve harika şeyler yaşıyoruz. Bir cumartesi gecesi yaşıyoruz. Boruzan'ın restoranında. İşte Hüseyin Türkmen, Yorgo, Simeon, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Afro, bunlarla çok güzel eğlenceler yapabiliyoruz. Yani bütün bir yıllık sevinci ve coşkuyu paylaşıp ertesi gün dönebiliyoruz. Zaten bu adayı bize sevdirenlerin
arasında Borzan'ı da, Mehmet Borzan'ı da saymadan geçemem. Çünkü o her yer kapalıyken bütün kış 12 ay açardı restoranını. Gelenleri sevgiyle kucaklardı. O ve Meral, eşi Meral harika yemekler sunarlardı. Ve biz orada çok güzel, hayatımızın çok güzel gecelerini yaşama fırsatı vermişlerdi. Aynı Nazire gibi. Nazire'nin pansiyonunda da o olmasaydı belki buraya yerleşmezdik. Çünkü temizlik önemliydi. İşte falan yaptık ilk geldiğimizde. Nasıl pansiyon, kimin pansiyonu, neresi falan. Ama böyle bir insan, böyle hayat dolu, iyimser, neşeli ve temiz bir insan ve paylaşıcı bir insan görmemiştim gerçekten. Her müşteri çıktıktan sonra odalar kireçle temizlenirdi. Girerken ayakkabılarımız dışarıda, otelin dışında, pansiyon dışında bırakırdık. Yani değil pislik. Biz pis kalırdık Nazire'nin pansiyonuna girerken. Onun için bu adayı çok sevdiren insanlardan biri. Bir de tabii Yakar Kaptan da çok müthişti. Bize adanın hikayelerini çok sahici bir şekilde anlatırdı. Böyle çocuklar gibi dinlerdik. Nasıl bir küçük teknenin içine arabaları yerleştirip taşırmış, nasıl doğuma karşıya götürmüş insanları, teknesinde doğum yapan kadınlara yardım etmişliği de varmış. Bunları güzel anlatırdı. Bir de karısına aşkını anlatırdı. O da çok çok beni etkilemişti. Yakar Kaptan gençliğinde ezan okurmuş. Ama şeye çıkarak, minareye çıkarak. Karısının evi de değişik bir tarafta, yani kıbleye bakarak okunuyor ya, o tam ters yönde karısının, yani sevgilisinin evine bakarak ezanı okurmuş. Ama kimse de bundan rahatsız olmazmış. Fakat o müthiş bir aşkı böyle dillendirmiş, sonra evlenmiş, sonra da kaybetmişti karısını. Çok onun üzüntüsünü hiç unutmazdı. Bizi evine davet ederdi. Sütlaçlar ikram ederdi. Bakın bunları hiç unutamam çünkü onların içinde hep sevgi var. Yani onlar biz gidiyoruz diye sütlaç yapar, muhallebi yapar, orada otururuz. 70 yaşında, 80 yaşındaki koca göbekli, yorgun Yakar Kaptan bizim için mutfağa girer ve Allah aşkına bunları yiyin der. Nasıl yemeyiz? Yerdik. Ve onunla mutlu olurduk. O da bizimle mutlu olurdu. O kadar çok insan var ki, tabii dünürümüz rahmetli Hüseyin Akarsu'yu anmadan geçemeyeceğim. Oğlum Mehmet, Hüseyin Bey'in büyük kızı Pınar'la evlendi. Benim, bizim torunlarımızın adayla Kerem'in dedesiydi. Çocuklarını tanıyamadılar maalesef ama çok çok hoş bir insandı, sakin. Bir insan, çok fazla fikir beyan etmeyen ama her beyan ettiği fikir de, her fikri de doğru olan bir insandı. Biz bu bağımızı yaparken, öndeki yeni bağımızı ekerken çavuş bağı olarak ektik. 15 yıl hiç çavuş ekilmemiş. Biz ilk 15 yıldan sonra ilk eken biz olduk burada. Hüseyin Bey, Esma'nın babası Ersin Bey, onlar iki adalı eski bağcı, profesör olarak kalktılar. Bütün gün burada ipleri tuttular, kazdılar, yerleştirdiler ve bu bağlar bana, bize, onların armağanıdır gerçekten. Sonra biz bağcılığa nasıl karar verdik onu söyleyeceğim, anlatacaktım. Yavaş yavaş Türkiye'de gazetecilik ortamı bozulmaya başladı ve ben artık bu işi yapmak istemediğimi düşünmeye başladım. Ama bir başka bir şey ne yapabilirdim? Yani bir 28 yıllık gazetecilikten sonra, 30 yıllık gazetecilikten sonra insan artık hani ustalaşıyor demek istemiyorum ama birçok şeyi zaten biliyorsunuz. 10 yıl eğitim, öğretim görevliliği yaptım. Dış politika, güncel konular, Marmara Üniversitesi'nde ders verdim. Yani
Yeni bir heyecan, yeni bir şey hayatta yapmak isteği. Hani emekli olduktan sonra da oturup artık ölümü bekleyen insanlar olmayalım. Yeni bir başlangıcı yapalım. Bu bize yeni bir ivme versin duygusu da vardı. Adada bir şey yapma. Ada için, adayla beraber, adada yaşantımızı bizim için daha anlamlı kılacak, mazeret olacak bir şey bulalım diye düşündük. Adanın tabii bu turizmde yanlış kullanımı, adadaki hatalar hepsini görüyoruz. Bağların durumu, bağlar hızla gidiyor, bağcılar kayboluyor. İkinci nesil pek ilgilenmiyor bağlarla. Çünkü çok haklılar. Üzüm, bağcılık burada tekel fabrikası kapandıktan sonra artık hiçbir anlam ifade etmemeye başladı. Bağlar da yaşlanmıştı. Ama düşündük taşındık. Düşündüm Bozcaada üzümü, üzümlerin amirali, yani amiral gemisi, çavuş üzümü. Çavuş üzümünü ekersek, çavuş üzümünü tanıtırsak, çavuş üzümünü bir marka değerini ortaya çıkartabilirsek belki bu bağcılık tekrar canlanır. Biz betona karşı, betonlaşmaya karşı, yavanlaşmaya karşı koruyabiliriz adayı diye düşündük. Buradaki evi aldık. Arkamızda Abdullah Tekin'in bağları vardı, eski bağlar. Onları aldık. Bir de çevremize yeni bağ diktik, çavuş bağ diktik. Ve çavuş konusunda gerçekten emek harcayan birçok arkadaş bulduk. Burada bir çavuş çalışma grubu kurduk. Hülya Atalay'ın yardımıyla, kooperatif işte Hüseyin Akarsu'nun da varlığıyla, desteğiyle, Mehmet Talay, birçok çavuş, Necati ve Mini İnceoğulları. Yani oturduk, düşündük, taşındık, bunu nasıl şey deriz, canlandırırız biz çavuşu. Menşeyi alalım, tescilleyelim çavuş üzümünü. Çanakkale Üniversitesi'ne gittik, hatta Hüseyin Akarsu 10 kilo, bizden şey istediler, kasa kasa üzüm istediler. Kasa üzümleri götürdük. O 10 kasa üzüm verdi, yükledi arabamıza. Biz Çanakkale'ye götürdük. Fakat maalesef Çanakkale Üniversitesi, yani 5 yıl, 6 yıl girişimlerde bulunduk. Hala savsaklıyorlar. Bir menşe alamadık. Ama umuyorum alacağız. Çünkü yani... Böyle bir niyet var, çavuş üzümünün menşe. İnşallah çavuş bitmeden menşe tescilini de yaptırabiliriz. Tabii yapılması gereken şeyler var bağcılığı kurtaran. Bağcılık çok çok önemli bu ada için. Bu adanın bütün kültürü, ruhu, bizi birleştiren, bir arada tutan bağlayıcı gücü bağlardan geliyor. Biz bakın burada arkadaşlarımızla konuşuyoruz, oturuyoruz. Çok güzel bir çevre var. Saatlerce üzüm konuşuyoruz. Yani Türkiye'deki siyaseti eskiden konuştuğumuz gibi, ne olacak bizim bu Türkiye'mizin durumu gibi sorunları değil. Saatlerce üzüm konuşuyoruz, şarap konuşuyoruz, bağları konuşuyoruz, zeytini konuşuyoruz. Yani bunlar bizi buradaki arkadaşlarımız, dostlarımızla bir arada tutan çok sağlam bağlar. Yani bunu da çok güzel yaşıyoruz burada. Onun için bunu kaybetmememiz lazım. Biz çocuklarımıza da bunu gösteriyoruz. Çocuklarımıza da aynı duyguyu, torunlarımıza da aynı sevgiyi vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu sevgiyi biz yaymazsak eğer, ayakta tutmazsak korktuğumuz şey başımıza geliyor. Yani ya adanın geçmişini, tarihini, adanın güzelliklerini, değerlerini, hepsini birden bu kültürüyle birlikte ayakta tutamazsak, anlatamazsak, hikayelerimizi duyuramazsak korktuğumuz şey o kitle turizmin altında ezilip kalmak sonucuyla karşılaşacağız. Adada eğer adanın yaşantısını, merkezdeki adanın yaşantısını alırsanız, orası bütün meyhaneler, lokantalar ve pansiyonlar haline gelirse, siz bir Disneyland yaratırsınız. Ve bu Disneyland'de de selfie meraklıları gelir. Orada resimlerini çeker giderler. Hiçbir şey anlamadan ve anlatacak bir şeyleri olmadan
sadece tüketerek giderler. Bunun biz bir arayolunu bulmamız lazım. Bu adamımızın hikayesini ve değerini sevdirecek bir turizm anlayışını geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Birkaç tane fotoğraf alacağım. Tamam. Nasıldı sizin için? Ay güzel ya, tutamadım kendim ya adayı anlatırken. Aa, güzel oldu. Vallahi. Peki, anlatmak istediğiniz her şeyi anlattınız mı? Yok eksik kalan mı? Vallahi şey, doğayla ilişki tabii çok şey var eksik kalan. Yani şöyle, deniz var, doğa var. Yani bu doğanın şeyinin, doğanın döngüsünün, insan döngüsünün nasıl etkilediği. Çok güzel. Anlattım ama. Çiçek Pastanesi'nin desteğiyle hazırlanan Ada İnsanları sona erdi.